Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi bugün altcoin videosu çekeceğimi duyurmuştum ve videomuz geldi arkadaşlar. Analize başlamadan önce iki tane duyurum var. Birincisi yarın özel bir video hazırladım. Altcoin boğası nasıl bir şeydir, nasıl bir süreçtir, nasıl dalgalanmalar olur. Bunlar detaylıca anlatacağım bir video gelecek mutlaka izleyin. İkincisi de arkadaşlar. Bu altcoin videolarımla alakalı her gün video gelecek mi diye yorumlar geliyor. Arkadaşlar katıl butonundan üye olanlar hafta içi her gün altcoin analiz videolarımı takip edebiliyor. Tamam mı? Herkese açık videolar ise yani üye olmayanlar sadece cumartesi günleri yapıyorum altcoin videosunu. Yani daha fazla altcoin videosu istiyorsanız katıl butonundan üye olmanız lazım. Yani ben hafta içi yapsam Mesela hafta içi için üye olanlar var. Onlardan tepki alırım arkadaşlar. Tamam mı? Yani onların hakkına girmiş olurum. O yüzden ben hafta sonu yapmayı tercih ediyorum. Altcoin analizi. Hafta içi ise katıl üyelerimden paylaşıyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi analize başlayalım. Bugünkü analiz videomuzda hangi coinleri analiz yapacağız? Chainlink, Ethereum, XRP, Litecoin, Stellar, ADA ve Dash. Bunlara değineceğiz. Chainlink ile başlayalım. Arkadaşlar Chainlink günlükte hala yükseliş trendinde bakın her şeye rağmen o kadar düşüşe rağmen Hala yükselen dipler yapmakta arkadaşlar Tamam mı Son dip neresi burası 12. 12 dolar arkadaşlar oranın altında gün kapatmadıkça hala aktif yükseliş trendi Yani atıyorum bunlardan tekrar yükselişe geçebilir bir de diğer tarafta şöyle bir durum var Chainlink'te. Bakın bu ara dalga asıl dalga bu büyük dalga oluyor tamam mı? Mesela ara dalgaları dinlemediği oluyor Chainlink'in. Örneğin burada bir ara dalga yapmış bakın orayı kırmış ama şuradaki dibi kıramadan yükselmiş. Burada da bir ara dalga var burada da bir ara dalga var. Ve arkadaşlar burası da bir ara dalga olabilir. Diyelim burayı kırdı ya asıl kırmaması gereken yer burası. 10.30 dolar arkadaşlar. Yani Chainlink 10.30 doları kırmadıkça hala yükseliş trendinde bana göre. Tamam mı? Bakın. Yani düşüş bu kadar sert geliyor. Şöyle iğnesiz bakalım arkadaşlar. Bakın. Genel görünüm bu. Yani yükseliş trendi kurallarına uyuyor hala. Yani atıyorum e yani ilk tehlike şura olur tamam mı? 12.15 dolar altında gün kapatırsa orası ilk tehlike olur. Asıl tehlike arkadaşlar tekrar diyeyim 10.30 dolarlar. Oranın altında gün kapatmaması lazım. Trenin bozulmaması için. Bir Bollinger bandına bakalım günlükte. Arkadaşlar sert bir şekilde alt banda gelmiş oradan tepkisini almış. Bu Bollinger bandlarını takip edenler günlük Bollinger alt bandına alım emri girdiyse çok güzel kar etti arkadaşlar. Şimdi hedefinde ne, nere olabilir? Buradan yükseliş devam ederse atıyorum. Bakın 13.42 dolar. Orası ilk hedef. Önemli bir direnç. Günlük MA 10 arkadaşlar. Oraların üzerinde kapanış gelirse hedef daha da yükselebilir. Bollinger alt bandımız ise önemli destek 11.27 dolar arkadaşlar. Bu Bollinger bandı mantığı. Bir de haftalıktan bakalım duruma. Bakın haftalıkta da Son iki haftadır ne diyordum Chainlink'te 17 dolar potansiyeli var tamam mı? 13 dolarlardan beri 17 dolar gelebilir diye anlattık. Hedefimiz Bollinger üst bandı dedik. 17 dolara geldi arkadaşlar bakınız. 17.31 gösteriyor. Oradan da satışına geçti. Şimdi Chainlink'te önemli bir olay var haftalıkta. Bakın haftalıkta hiç kırmadı arkadaşlar bu MA20'yi kırmızı çizgiyi. Sürekli oralardan destek aldı vesaire. Şimdi de tekrar orayı test ediyor arkadaşlar. Yani Chainlink haftayı arkadaşlar 11.69 altında kapatırsa ve diğer haftayı da kapatırsa o zaman teyit edilmiş olur. O zaman çok kötü olur Chainlink için. Ama bu olmadıkça da bir problem yok gibi duruyor. Yani öyle söyleyebilirim. Tehlike e, sinyalleri o şekilde gelir arkadaşlar. Bir de hareketli ortalamalarımıza bakalım. Arkadaşlar bakın dirençleri vereyim. Bugün yükseliş geldi diyelim. 13.20 dolar. Diğeri de arkadaşlar 14.06 dolar. Yani şöyle 14.5 üzeri falan atarsa gün kapatırsa arkadaşlar, diğer günü de kapatırsa hedef daha da yüksek olabilir. Ama şu an bunu konuşmak için erken. Verdiğim seviyeleri not edin. Atıyorum Bitcoin aşırı sert bir düşüş yaptı. Bakın arkadaşlar yani bu seviyelerden alınır 980, 950. Şimdi demek de haftalık destek. Yani altında hafta kapatması lazım. Hafta içi arkadaşlar bütün hareketler olabilir. Önemli olan mum kapanış. Yani şöyle diyebiliriz haftalıkta buranın altı tehlikeli diyorsun ama buradan da alım öneriyorsun. Atıyorum düşerse niye arkadaşlar? Çünkü bu günlük grafik. Yani gün içi iğneler olabilir. Ama bakın şöyle örnek vereyim. Bakın haftalıkta hep iğneler var görüyorsunuz değil mi? Hep altını ama üstünde kapatıyor ortalamanın. Yani o şekilde arkadaşlar. Chainlink'te durum budur. Gelelim Ethereum'e. Ethereum'da durum ne? Arkadaşlar Ethereum sert düşüşü sonrası MA21'den destek aldı arkadaşlar. Ethereum'un tekrar olumluya dönmesi için MA10'un üzerine atması lazım. 2 gün kapatması lazım. Örneğin 550 dolar Oralar direnç arkadaşlar Ethereum'de. Şu an atıyorum 545 dolar seviyeleri. Kabaca 550 oran üzerinde gün kapatacak diğer günü de kapatacak arkadaşlar. O zaman tekrar olumluya döner. Bu olmadıkça hala olumlu görünmüyor. Ha potansiyel dönüş yeri olabilir burası. Tamam mı? Ama bunu ne zaman anlarız? Dediğim gibi 550 dolar üzeri 2 gün kapatırsa. Bu MA21 kırılırsa da arkadaşlar 500 dolar altında iki tane gün kapanışı görürsek düşüşler maalesef biraz daha sert gelebilir. Öyle bir risk var. Potansiyel dönüş yerinde ama teyit gelmedi. Eğer sert bir düşüş gelirse arkadaşlar bakın 450 dolarlara bile geri çekilmeler görebiliriz. Günlük trendinde bakın yükselen dipler yapmış sürekli güzel yani şu seviye önemli gibi geliyor bana. 450 dolar arkadaşlar. Oranın altında gün kapanışı gelmemesi lazım. Diyelim geldi ya. 400 dolar diğer destek olur. En son kale ise arkadaşlar 350 dolar. Oran altına atmadıkça uzun vadede hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Yarınki videomda da Ethereum örnekli anlatacağım boğa sezonunu arkadaşlar. Yani aslında Ethereum'un de derinlemesini analizini yapmış olacağım. O videoyu izleyin derim. Haftalığına da bakalım orada durum ne? Haftalıkta zaten yükseliş trendinde yükselen tepeler yükselen dipler bir problem yok Yani bitcoin'a bağlı arkadaşlar bitcoin böyle çok sert geri çekilmeleri yaparsa Yani bir ihtimal ethereum'da haftalık MA10'a gerileyebilir Yani Bakın hem şuradaki tepe var ya eski tepe oranın retest olur hem de MA10 testi şöyle 430 dolarları gösteriyor arkadaşlar. Kesin gelir demiyorum. Bitcoin'a bağlı arkadaşlar tamam mı? Bitcoin'u zaten yakından takip ediyoruz. Günlük yorumlarımı katıyorum Bitcoin'a. Bir de Bollinger bandına bakalım günlükte. Sonra diğer coin'a geçelim. Orada durum ne? Günlükte de MA20'den destek alıyor arkadaşlar. Kırılmadıkça MA20 potansiyel olarak tekrar Bollinger üst bandına gitmek isteyebilir. 600 dolarlarda şu an için arkadaşlar Ama 2 gün kapatırsa MA20 altında aslında burada tuzaklı kapanışlarda olmuş görüyorsunuz tekrar yükselmiş Diyelim altında kapattı diğer günü de kapattı ve nakitte bekledin Tekrar üzerinde kapatmadıkça beklersin Yani nasıl diyeyim tuzak Olabilir altında kapanış Baktın üzerinde kapatmaya devam ediyor Tuzakmış dersin bir daha alırsın Tamam mı o şekilde ama genelde arkadaşlar yani her zaman tuzak diye bir şey yok. Bakın örneğin burada altındayken ne kadar güzel çalışıyor. Üstüne gidince ne kadar güzel. Bakın burada tekrar destek alıyor. Fake falan atmıyor. Bir tek burada fake'ler atmış arkadaşlar. Yani fake de olabilir. Diyelim 500 dolar altı gün kapattı. Nakite geçtin. Diğer günde kapattı. Tamam dedin. Ondan sonra günü üzerinde kapattı. Bir daha aldın. Diğer günü tekrar altında kapattı. Bir daha sattın. Yani arkadaşlar böyle böyle yapa yapa ufak komisyonlarla ufak zararlarla en sonunda iyi bir pozisyonda kalırsın. Ya düşüşten korunursun ya da yükselişten kazanırsın arkadaşlar. Böyle olur. Eğer fake atarsa fake atmazsa zaten bu kadar komisyon ödemezsin. Beklersin. Örneğin buradan aldın ya kapanış altında geldi mi temkinli olmak için nakite geçersin o şekilde yaparsın. Gelelim XRP'ye. XRP de arkadaşlar çok güzel yükseldi. Yani bayağı kazandırdı ve düşüşünde de bayağı kaybettirdi bazı insanlara. Şu an MA10'dan destek alıyor arkadaşlar. Orası önemli destek. 0.514 dolar arkadaşlar. Tamam mı? Oralara geri çekilmeler olursa önemli bir destektir. Tepki alabilir oradan. Eğer şöyle 500 pardon 0.5 altında gün kapatırsa diğer günü de kapatırsa potansiyel olarak 44 lere 45 lere geri çekilmek isteyebilir. Yani bu grafik bana bunu söylüyor. Şu an olumsuz mu? Hayır arkadaşlar hala olumlu duruyor. Neticede bütün ortalamaların üzerinde bir kırılım olmadıkça olumsuz diyemem. Günlükte de yükselen dipler yapmaya devam ediyor. Bu da güzel arkadaşlar. Bir de Bollinger bandına bakalım. Atıyorum buralar da tutundu diyelim veya onu kırmadı. Tekrar Bollinger üst bandına gitmek isteyebilir. 0.68 dolar. Tamam mı? Desteklere gelelim. 4 saatlikten bir de örnekler vereyim. Volatil ürünlerde 4 saatliğe de bakıyorum. Bakın şu an MA20'yi kıramıyor arkadaşlar. Şöyle 57 dolar üzeri 2 kere 4 saat kapatırsa arkadaşlar yükselişler biraz daha devam edebilir. Tamam mı? Bollinger üst bandına 4 saatlikte. Bu her 4 saat düşüyor arkadaşlar. Yani en azından şöyle 0.62'lere doğru gidebilir. Öyle bir durumda. Düşüş gelirse de desteklerimiz arkadaşlar 4 saatlik 0.54 515 bura önemli arkadaşlar 500 yani 500 dedim 0.5 dolar. Böyle e, en son dip burası arkadaşlar 0.48 oraları da kırarsa atıyorum 0.44'lere kadar, kadar geri çekilir. Haftalığına bakalım bir de bu ürünün Haftalıkta çok olumlu arkadaşlar ama diyelim düşüş geldi haftalık kapanışına kadar şöyle upuzun iğneyle kapatırsa bu da aslında hoş bir mum olmaz. XRP şu saatten sonra 0.35 altında hafta kapatmaması lazım. Boğa trendini devam ettirmesi için arkadaşlar. Tamam mı? Yani uzun vadeciler buna baksın. Şöyle 0.34 diyelim. Oranın altı haftalık kapanış gelmemesi lazım. Bir de aylığına bakalım. Aylıkta da arkadaşlar iki gün sonra kapanış geliyor. Yani ilk kez Bollinger bandının dışında kapatacak eğer kapanış gelirse. Uzun vade için bir problem yok gibi duruyor. Ama kısa vade arkadaşlar biraz risk var. O da Bitcoin ile alakalı. Yani Bitcoin düşerse bunlar da düşer. Gelelim Litecoin'a. Litecoin'da durum nedir? Arkadaşlar 4 saatlikten başlatıyorum. MA10 üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Eğer tutunmaya devam etse, ederse burada atıyorum. İlk hedefi ne olabilir? 73 dolarlar arkadaşlar. 73.63 veyahut 74, 60 o bölgelere bir gidiş gelebilir arkadaşlar. Eğer Litecoin 65 altında 4 saat kapatırsa diğer 4 saati de kapatırsa o zaman düşüş daha sert gelir. Tamam mı? Bunlar destek ve dirençler kısa vade. Olumluya dönmesi için 82 dolar üzeri 4 saat kapatması lazım. Diğer 4 saati de kapatması lazım. O zaman 4 saatlik de olumluya döner bu ürün. Günlüğüne bakalım bir de orada durum nedir? Günlükte MA21'i kırmış, MA20'yi kırmış. Bu güzel değil arkadaşlar. İki ortalamada yönü aşağıya çevirmiş. Bakın XRP düştüğünde MA ondan destek almış. Ama bu ürün düştüğünde hem MA10'u kırmış hem MA20'yi kırmış. Yani arkadaşlar şöyle anlatayım. 73 60 üzeri gün kapatacak, diğer günü de kapatacak ki olumluya dönsün kısa vade. Bu olmadıkça tekrardan 63 dolar, 64 dolar bölgesine düşme riski var. Tamamen olumluya dönmesi için bu MA onu kırması lazım. 81 dolar üzeri iki tane gün kapanışı görmemiz lazım. Tamam mı? Haftalığına bakalım bir de bu ürünün ne diyor haftalık? Haftalık da arkadaşlar bakın hep derim 2 hafta veya 2 gün veya 2-4 saat kapatacak. Bu ürün içinde dedim son analizimde. Son ortalamanın üzerine sert çıkmış. Haftalık kapanış olumlu. Gelirse diğer haftada üzerinde kapatması lazım. O zaman kırılım teyit edilir. Ama altında kapatırsa bakın kırılım teyit edilmez. Yani Litecoin haftayı şöyle 72 dolar da falan kapatırsa çok güzel olur. Ama bu olmazsa da bir risk var arkadaşlar. Yani haftalıkta durumu bu. Uzun vade için arkadaşlar Litecoin 54 doların altında hafta kapatmaması lazım. Bu olmadıkça hiçbir problem yok uzun vade için. Gelelim XLM'ye Stellar. Arkadaşlar bu coin bayağı güçlü kaldı diğerlerinin yanında. Yani Bitcoin düşüşüne rağmen çok güçlü durdu. Yani %10 falan geride arkadaşlar. Diğer ürünler daha fazla düştü. Şimdi 4 saatlikte bütün ortalamaların üzerindeyiz. Bu güzel. Yani önemli destek. Şöyle 0.183 dolar. Oran altında iki kere 4 saat kapatırsa olumsuza dönebilir arkadaşlar. Ondan sonra da şöyle kademeli düşüşler gelebilir. 15 0.157 dolarlara. Ama şöyle 155 diyelim. Oranın altında da 4 saat kapatırsa iki kere o zaman tehlikeli olur. MA20'miz 0.189 dolar. Buranın üzerinde kaldıkça potansiyel olarak 0.23 yani 22.9 23 o bölgeye gitmek isteyebilir arkadaşlar. Yani bir %10'luk hareket yapabilirim diyor. Eğer bu destekler kırılmazsa. Günlüğüne bakalım. Günlükte hala olumlu arkadaşlar. Bakın olumsuza gitti, tekrar olumluya döndü. Yani bu üründe Şöyle diyebiliriz. 0.16 altında gün kapatmadıkça olumlu duruyor. Yükseliş trendi devam ediyor. Bütün ortalamaların üzerinde çok güzel bir görüntü var. Bu düşmeyecek anlamına gelmesin. Bitcoin'in bir hareketine bakabilir arkadaşlar. Haftalık da olumlu. Bütün ortalamaların üzerinde Bollinger bandının dışında yani gerçekten çok uzaklaşmış bütün ortalamalara. Aylık Bollinger üst bandımızı kırmış. Atıyorum ay kapanışı var 2 gün sonra bu bollinger bandı şöyle Biraz daha yüksekte olur Şöyle 0.17 liraya bir geri çekilme belki gelir diyor Oraları takip edin Yani arkadaşlar e, uçmuş bir ürün sonuçta Dediğim gibi destekleri takip edin geri çekilmelerde kırarsa hedef diğer destek olur Tamam mı Yani bütün destekleri vereyim isterseniz 0.188 183 153 146 Tamam mı? 115 arkadaşlar. Bunlar desteklerdir. de fazla direncimiz yok. Bollinger üst bandımız 0.230 Tamam mı? Yani orası son direnç arkadaşlar. Oranın üzerine attı mı destekler kırılmadıkça tutarsın veya dilediğin yerden satarsın. Öyle söyleyeyim. Yani FOMO olur. Yani şuranın üzerine atarsa arkadaşlar 4 saat kapatırsa iki kere o zaman orası destek haline gelir. 0.22.5 dolar. Tamam mı? O şekilde ilerlersin. Gelelim adaya. 4 saat grafiğinle başlayalım. Arkadaşlar ada 4 saatte MA20'yi kırmaya çalışıyor. Üzerinde 4 saat kapatırsa yani normalinde hedefi bollinger üst bandı olur. Tamam mı? Bir yüzde %10'luk hareket yapabilir buradan. Ama atıyorum kapanış geldi. Diğer kapanış da MA20 altında gelirse. Ya da şöyle anlatayım. Diyelim buradan aldın. 0.135 altında 4 saat kapanış gelirse. Diğer 4 saatte kapatırsa o zaman tehlikeli olur. Nakite geçersin. Bu olmadıkça da hedefinde atıyorum bir %10 olur. Tamam mı? O şekilde yapabilirsiniz. Bir de günlüğüne bakalım. Günlükte de bakın XRP gibi ma ondan destek alıyor. Yani buranın altta gün kapatmadıkça hedefinde 0.165 olabilir arkadaşlar. Yani %10 kar verebilir. Diyelim gün kapanışı şöyle 0.137 altında geldi. O zaman tehlikeli olur arkadaşlar. Vedalaşmak gerekebilir bu coin Kısa vadelik olarak. Uzun vadede durumu nedir? Bu mum çok da güzel bir mum değildir arkadaşlar. Umarım haftalık kapanışa kadar daha üst seviyelerde olur. O zaman eh diyebiliriz. Yani sert düşüşle bakın bütün ortalamaları test etmiş. MA 21'i, MA 10'u vesaire arkadaşlar. Sonra tepkisini almış. Yani orta vadede çok güzel görünüyor arkadaşlar. Orta uzun vade için bir problem yok. Haftalık kapanış 0.088 altında gelmedikçe orta ve uzun vade için bir problem yok. Yani boğa piyasası dediniz böyle olur arkadaşlar. Bir sert yükselir, geri çekilmeli ol, olur, haftalar sürer. Yani bu şekilde gider yani. Öyle bir anda olup bitti değil arkadaşlar. Yarın işte tam da bunları anlatacağım size. Gelelim DAŞ'a. DAŞ'ta durum ne? Orada da arkadaşlar 4 saatlikte MA20'yi kırmaya çalışıyor. 96.33 Oranın altında 4 saat kapatacak. Diğer 4 saati de kapatırsa arkadaşlar deneyebilirsin. Stop seviyende atıyorum 91 olur. Oran altında bir 4 saat kapattı mı nakite geçersin. Ve pusuya yatarsın 86'ları beklersin örneğin. Destek ve dirençler bunlardır. Şu an bir direnç de yani neticede. Eğer oran üzerinde iki tane kapanış görürsek yani şu direncin 96 kaç diyorduk? 13. 2 kere kapanış lazım arkadaşlar. O zaman ilk hedefi 108 dolar olabilir arkadaşlar. Yani %20 mi yapıyor? Yok. %10 civarı kar verebilir arkadaşlar. Şöyle bir de günlüğüne bakalım, öyle değerlendirelim. Günlükte de bakın tuzaklı bir kapanış yapmış altında MAO'nun. Dediğim gibi diğer günü de kapatacak. Tamam mı? Yani bugün böyle gelirse olumlu arkadaşlar. Ama MA 10 altında yani 93 dolarda falan gelirse gün kapanışı o zaman olumsuz olur. Bu kapanış gelmedikçe potansiyel hedef. Bakın potansiyel. Deminki dirençleri kırması lazım. Ondan sonra arkadaşlar bakın günlük Bollinger üst bandına gider. Burada da 108 doları gösteriyor. Deminki 4 saatlikte de oraları gösteriyordu arkadaşlar. Hala yükseliş trendi aktif görünüyor daşta. Ne zaman bozulur? Atıyorum şöyle 85 dolar altında kapatırsa haftalığa bakalım bir de haftalıkta da işte bu mum şu an olumlu değil ama arkadaşlar hafta henüz kapanmadı daha yüksek seviyede kapatırsa eh işte diyeceğimiz bir mum kapanışı görürüz son ortalaması veya 50 üzerinde kapattı bu haftayı da kapatırsa bu da olumlu arkadaşlar tek problem şu son tepe. Onun bulunduğu yer. Bakalım. 98 dolar. Oran üzerinde hafta kapatırsa yükselen tepeyi de yapacak makro bazda. Uzun vade için arkadaşlar 66 dolar altında hafta kapatmadıkça bir problem görünmüyor DAŞ için. Yani ben uzun vade alıp unutacağım diyenler için stop seviyeniz ta bura arkadaşlar. Yani buranın altında kapanış gelmedikçe uzun vade için problem yok. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizi bilgilendirmeye çalıştım bu altcoin'lerle ilgili. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.